Hepinize merhabalar, ben Deniz Encan. Bugün size sezon 14'teki en broken bot lane ikilisini gösteriyorum. Bakın en broken diyorum çünkü gerçekten en broken, en yüksek win rate'e sahip. Lane'de bir tık güçsüz gibi görünüyorsunuz, kalıyorsunuz. Ama itemlerde ve geç oyunda oyunu her zaman kazanacaksınız. Yani ben size öyle söyleyeyim. Çok fazla istisnai durumlar olmadığı sürece. Rünleriniz hazır rünlerden sağdaki ve heal aldık. Şimdi maça geçelim. Size bahsedeceğim neden bu kadar iki liginin güçlü olduğunu. Hatta maça geçmeden bahsetmeye başlayayım. Support teme başlıyorsunuz. Seraphine normal Doran kılıcı, Doran yüzüğü başlıyor. Ondan sonra ilk base'in o da support tem alıyor. Ondan sonra sürekli siz ona gold veriyorsunuz. O size gold veriyor. Siz ona veriyorsunuz. O size gold veriyor. Ve bu döngüye giriyor. O döngüye girdikten sonra bir yerden sonra hatırlarsınız support temleri vergi alıyor. Bu vergi olayı bundan kaldırılmış şu an. Yani neredeyse kaldırılmış söyleyeyim. Çok az vergiye giriyor. Oyunda 2-3 kere belki maksimum vergiye giriyor. Vergiye kimin karakteri girerse de diğer karakter de farmlamaya devam edecek. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Şimdi support temini World Atlas'ı aldık. Bir de diğer bir güzel yanı şu. Bu item dönüştükten sonra 500 gold'dan sonra 10 saniyede size 5 gold vermeye devam ediyor. Yani normalden daha hızlı gold artışınız oluyor. Ve herkesten gold'da önde oluyorsunuz. Bu şekilde de erken oyunda güçlenip zaten geç karakterler, bu iki karakter geç oyunda çok güçleniyor. Ama erken oyunda da item alma fırsatınız oluyor ve geç oyunda oyunu kazanma fırsatınız oluyor. Ki biliyorsunuz Senna geç oyunda çok güçlenen bir karakter ruhlarla. Her aldığınız ruh 0.75 AD veriyor, yani saldırı gücü veriyor. Bir de her 20 yükte bir atak menzili kazanıp kritik kazanıyorsunuz. Oyun ne kadar uzarsa da o kadar güçleniyorsunuz. Rünlerde bu arada Approach Velocity diye bir rün girdim. Yani adamları yavaşlattığımız anda onlara doğru yaptığımız koşular bizi hızlandırma veriyor. Seraphine yavaşlatırsa biz kazanıyoruz hız. Biz Q atarsak biz kazanıyoruz gene hız. Q başlayacağız. Q'su şu şekilde bakın. Bak nereye doğru giderse İmleç de o yöne doğru gidiyor. Bu şekilde kendi takım arkadaşınızdan böyle sektirebiliyorsunuz. Ya da kendi kulenizden, minyonlarınızdan ya da totemlerinizden. Bu takım arkadaşlarına can, rakip takıma hasar artı yavaşlatma etkisi veriyor. W'su şurada gördüğünüz gibi bir tane ruh fırlatıyor yerden. Eğer ilk tuttuğu birime stun atıyor. 1 saniye sonra 1 saniye stun atıyor. Geliştirdikçe 2 saniyeye kadar artıyor. İlk başta Q sonra W. Ondan sonra da E fullleyeceğiz. Jungle'ları hamster'ı. Bu hamster'ı bize early'de çok gelemeyecek diye düşünüyorum. Çok ittirirsek gelir. Muhtemelen red'den başladım ve yukarı doğru oynayacak. Lane'i pushlamaya çalıştık. Bir tık erken gank atacağını çok fazla düşünmüyorum. Şurada ruh düştü. Bakın bu ruhu ulaşamayınca şöyle Q ile alabilirsiniz. Ve ruh kasarken bu arada rakiplere 2 tane vurmanız yetiyor. Bakın bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Hem gold aldık itemden hem de ruh aldık Janna'dan. İkinci W açtım. Bu arada W flash atıp düz atıp Q attım. Heal bastım. Tamam. Onlar da heal attı. Flash attı. Bu heal. Bu flash'ini attı. Direkt şimdi koridoru pushlayacağım. Bu arada şu iteminiz varken büyük minyonu siz almayın. O zaman pasifiniz çalışmaz. Ruh alamazsınız. Boş yere. Böyle minyonların canlarını ayarlamaya yardım edeceğim. Böyle Q attım. Düz vurmaya çalışıyorum. Ki pasif alacağım. W attım. Allah. Trap'i görmedim bu arada. Ama önemli değil. Flash atıp belki bana auto çıkartır ama ölür diye düşünüyorum onun en sonunda. Tamam çok iyi. O da ölseydi iyi, daha da iyi olurdu. Başlangıçta bot aldım. Swiftness botu alacağız. Atiklik alacağız. Çünkü vurkaçı ne kadar iyi yaparsak o kadar ruh kasabiliriz ya da kaytılabiliriz. Koridor şöyle kalan koridorları pushlamanız lazım. Yoksa adamlar burada koridoru dondurursa çok fazla minyon kaybedersiniz. Böyle oyunu bir susturalım tekrardan. Takım konuşmasın. Şimdi 2 tane item bende var. Bakın support temi aldı. 3 tane minyon alınca bana gold geliyor. Bakın o aldı. O aldı. Bir tane ben aldım. Bir tane daha ben aldım. Onun itemini üstüne tıklayıp şu sol üstten takip edebilirsiniz. Vergisini falan oradan görebilirsiniz. E'si bu arada şu şekilde bir görünmezlik veriyor. Sizi kamuflaj içine sokuyor. Eğer buradan çıkarsa Seraphine buradan çıktığı zaman ruh olarak görünüyor. Görünmezlik artı koşu hızı veriyor. Tuttuk. W, Q, düz vuruş. Tamam. Kombomuz bu şekilde. Bir tane Janna'ya düz. Bir tane daha Janna'ya düz. Hem Caitlyn'den bir ruh. Janna'dan bir ruh aldık. Bu şekilde ruh aldığınız karakterden 2 saniye içinde bir daha ruh alamıyorsunuz. 2 saniye bir bekleme süresi oluyor. Mesela şu an alabiliriz. Bakın bir tane vurduk. Bir tane düz vurdum. W attım. E basıp görünmezlik verdim. İki tane de düz vuruş çıkartmaya çalışacağım. Caitlyn'e. Bak uzakta ya. Totem Q. Bakın
Hem de totem Q'yla adamdan hem hasar hem de ruh aldık. Tekrardan bir tane daha ruhumuzu aldım. Ultisi de şu şekilde çok büyük bir alana, ortasına hasar, kalan her yerine de, ortası dahi şu alanın her yerine takım arkadaşlarına da kalkan veriyor. Şu şekilde Q attım. Buradan E basmam lazım. Hız kazandık. Şu an Seraph'im beni yavaş şey yaptı. Sabitledim. Q'sunu menzilinden çıktım. Ve E bastım. Bakın şu an hedef de alınamıyorum. Bu şekilde bakın çok kolay gankleri de dodgelayabiliyorsunuz ikili olarak. Bir siz sabitliyorsunuz, bir Seraph'in sabitliyor. Seraph'in can veriyor. Siz can veriyorsunuz. Bu şekilde birbirinizi hep boostluyorsunuz, güçlendiriyorsunuz. Beyza fatikli kaldım. Mastery bot'a geldi diye bizim takım hiçlik gözücüklerini, gruplarını aldı. Bu hiçlik grupları ne işe yarıyor? 6 tane aldığınız zaman kulelere gerçek hasar vuruyorsunuz. Hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsi gerçek hasar vuruyor. Ne kadar alırsanız o kadar gerçek hasar vuruyor. 5 tane ya da 6 tane alırsanız ekstradan şuradaki böcükleri de takım arkadaşlarınız çıkartabiliyor kuleye vurulduğu zaman. 5 tane alırsanız 1 tane, 6 tane alırsanız 2 tane gözücük çıkartıyor. Şimdi karakteri anlattım. İtem olarak ne kasacağız abi? Ayakkabıyı aldık. İlk item kibir, yani hubris. Yani hubris ya da kibir itemini alıyoruz. Bu item ne işe yarıyor? Ondan bahsedeceğim. Buradan birazcık yük almaya çalışayım. Hazır buradayken. Şu öndeki minyonu ben alacağım Seraph'ine. O büyüyü alacak. Öndekini ben aldım. Şimdi ben aldım tekrardan. Hubris ne işe yarıyor? 60 saldırı gücü, 18 zırh deşme, 15 bekleme süresinde azalma veriyor. Ve Hubris AD'nin mejeisi gibi düşünebilirsiniz. Her kill ya da asist aldığınızda ekstradan size 2 AD veriyor. Yani 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ilerliyor. 5 kill'de 10 AD. Bir de 15 temelinde o veriyor. 25 AD, yani 10 kill katkısında 85 AD ekstradan size güçlendirme veriyor. Çok güçlü. Bu arada support temleri var. 5 tane support temlerinden yama notları videosunda bahsettim. Hangisine işe yarıyor. Biz pençe olan itemi alacağız. Bingold'a dönüştükten sonra support temi açılıyor. Biz pençe olanı alacağız. O da ne işe yarıyor? Esen silver, yani can biçen gibi düşünün. Bir skill attıktan sonraki 100 vuruşunuz ekstradan vuruyor. Bakın bu arada trepe oturunca adama da free W tutturabiliyorsunuz da daha çok demek istiyorsunuz. Çok da mantıklı olmuyor. Bir tık ward işlemleri yapmamız lazım. Bot wave'lerinde şu an vision'ları almanız önemli. Mastery buradaymış gibi hissediyorum. Canı çok agresif koşular atıyor çünkü. Buraya bir tane trap attı. Dikkat etmek lazım. Şimdi Rek'Sai arkamızda aslında, o yüzden ben burayı oynamak istiyorum biraz. Şöyle biraz takaslara gireceğim. Şöyle Janna'ya W ama Janna çok hızlı koşuyor. Bunu yavaşlattım. Bakın yavaşlattığım için Seraph'in tutturdu. Yine birbirimizi peel'leyerek güzel. Hem flash hem exhaust hem heal'larını aldık. Tamam. Heal'larını yeni aldık bu arada. Yine farmları almamaya çalışıyorum. Daha vergisi gelmedi. Bakın daha support temini aldı. Daha vergi gelmedi. Kulelere vuruyorum. Şimdi item 500 gold'a dönüştükten sonra bu arada rakiplerden 32, minyonlardan 28 gold almaya başlıyorsunuz. Evet, düz vurarak bu arada saniye baitleyebilirim Rek'Sai'yi. Böyle yavaşlatayım. Bu şekilde de kill'i alalım. Burayı pushlayacağız. Caitlyn öldü. Kule altına sokacağız. 500 gold'a dönüştükten sonra dediğim gibi artık minyonlar size 28 gold veriyor. Böyle takım arkadaşlarına veriyorum. Bir tane de plate alınır. Hatta burada dive bile atılır. Belki atabiliriz. Şöyle ulti bakacağım sadece. Ultiyi kaçırdım da. Flash Q yapayım. Bir tane de düz vuruş. Çok güzel, 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 güzel. Kötü değil, kötü değil. Daha kötüsü olabilirdi buradan. Ama iyi çıktık. 700 gold biz kastık. Bakın ekstradan sadece Seraph'in olayı hiç vergiye girmeden sadece havadan 550 gold artı her 10 saniyede bir gelen gold ekstrasıyla Seraph'in de çok fazla iteme sahip olacak. Daha dakika 9'dayız. Ama 10 dakika sonra sadece item farkını göstereceğim oyundaki karakterlerle aramızda ne kadar fark olduğunu. Cidden aradaki seviyeyi anlayacaksınız. İlk item Hubris alıyoruz. Hubris'in dörkünü alıyoruz. 2 tane de uzun kılıç alıyoruz. AD'mizi hep yüksek değerde tutuyoruz. Tarayıcımızı alıyoruz. Şimdi lane'e geldik. Bakın E vereceğim Seraph'ine. Birlikte koşu atabiliriz burada. Şu şekilde 2 kişi slow atıp bir tane de stun baktım. Stun enti oldu. Geri döndüm. 14 gold gelen minyon size şu an 28 gold veriyor. Yani olayı çok ne kadar OP olduğunu şu an anlamanız lazım aslında. Hemen ben burayı ittirip
Ondan sonra ward'a çıkacağım. Arkadaki minyonları alıyorum ki 28 gold alalım diye. Vergiye girdi mi diye kontrol ediyoruz. Kontrolü şöyle karakterin üstüne basıyoruz Serafin'in. Ondan sonra şurada görünüyor. Daha girmemiş hala vergiye. Vision alalım. Diğer bir güzel yanı bakın gördüğünüz gibi 6 tane ward ile oynuyorsunuz. Yani oyunun vision kontrolü tamamen ama tamamen sizin elinizde oluyor. Şöyle direkt koşacağım. Adamın ultisi de yok. Q'su da yok. Dümdüz kill bu. Dövmeye devam edebiliriz. Çok güzel abim. Çok güzel. Şimdi hızlıdan koridoru tekrardan pushluyoruz. Şu an bir tane plate alalım. Plate alınca Hubris Gold'u da bitmek üzere olacak. Ve support deme az sonra dönüşecek itemlere. Kısaca size itemlerden de bahsedeceğim hızlıdan. Okey. Tamam, base atabiliriz artık bu dakikadan sonra. Bakın bot kuleyi aldınız, tamam mı? Bundan hemen sonra mid'e geçiyorsunuz. Makro oyununuzu bozmamanız için. Botta durmaya devam ederseniz karşı top lane'e kadar herkes size gelip bütün temponuzu mahvedebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Hubris'i bitirdik. Ve 5 tane item çıktı bakın altında. Bunlardan şunu alacağız. Biz bu dediğim gibi skill attıktan sonraki düz vuruşunuzu güçlendiriyor. Can biçen ya da üçlü kuvvet gibi. Ve eğer rakibe vurursanız presta atak yani 3 tane vuruş runu var ya bu. Türkçesini hatırlamıyorum. Onun gibi adamın kafasında etki yaratıyor. 8 saniye 6 saniye boyunca bütün kaynaklardan aldığı hasarı %8 arttırıyor. Çok OP. Bu itemin aynısının AP'sine benzeri bu. Support pillar'lar için bu. Tank olanlar içinse bunlar. Detaylarını diğer videomda gösterdim. Bu ve daha fazlası için kanalı takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenip like atarsanız destek olmuş olursunuz. Başka merak ettiğiniz videolar olursa da yorumlarda onları da beklerim. Şimdiden sağ olun yapan herkes için. Böyle E verdim. Support temi var mı? Onda hala onun support temi de dönüşmek üzere bu arada. O yüzden bu dakikadan sonra onunki vergiye girene kadar artık siz de minyon alabilirsiniz. O da minyon alabilir. Kimin minyon aldığının artık çok da bir önemi yok. Onu da söyleyeyim. Çok önemli değil bize vurduğu hasarları. Çünkü Serafin bana can veriyor. Ben Serafin'e can veriyorum. O şekilde her yerin vision'ını gene beraber alabiliyorsunuz. Şöyle ben de şu tarafın jungle'ın vision'ını alacağım bir. Bir buraya. Bir de buraya. Bakın vision'ları bütün map'in alıyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın sadece mid'de aldığımız vision'a bakın. Bot lane olarak yani. Ki oyunlarda vision'ın önemini hepiniz biliyorsunuz ne kadar önemli olduğunu. Hubris için bu arada kill almamız lazım. Bu arada 360 atıyorum bakın. Bu 360'ın nasıl atıldığını da öğrenmek için o da shorts kısmında var. Onlara bakmak isteyenler bakabilir. Böyle Q atıp sektirdim. Bakın kafasında işaret çıktı gördünüz. Yani bütün kalkanları basacağım canları börsünü yememek için heal da bastım. Kafasında işaret çıkıyor. Q attığım zaman o. Aa, şu işaret. Tamam stun attık. Şimdi ulti bakacak Serafin belki diyeceğim. Olmadı. Adam stun yemedi stun'ımı Q'suyla dojladı. Yine birbirimize can vereceğiz. Bu şekilde. Uf. Güzel combo bomba. Ve W flash bakabilirim bir de şöyle. Çok güzel. Rex'e ultiyi düşünmemiştim oradan ta oradan atacağını. Gayet güzel. Hemen kuleyi alacağız. Ondan sonra da bakın ta aldığımız vision'ların oyun etkisine bakın. Çok çok iyi. Mid kuleyi aldık. Bundan sonra topside'ın vision'ını alacağız. Bu şekilde tuttum. Görünmezlik verdim. Bize Q atamayacak. Kaçmak için farmları kullandı. Bu tarafta bunu gördüm hemen. İnceden. Şuraya da bir tane görüş atacağım. Yani adamların hiçbir zaman oyun oynama fırsatı vermiyoruz bu şekilde. Caitlyn botta tek başına takılıyor da hiç önemli değil. Bizim oyuna şu an etkimiz çok 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 yüksek. Hubris 19 oldu. 15 artı 2 2. 2 kill katkısı 19 AD veriyor. Bu Hubris bitene kadar 19 AD ekstramız oluyor. Burada Janna'ya bakılabilir bu arada. Tamam hemen Janna'yı kestim. Bakın Hubris 21 oldu. Bunda kesince Hubris 23 olacak galiba. Ama ölme ihtimalim var gibi şu an burada. Çok iyi. Hemen şu gerideki ruhlarıma koştum da olmadı. Hubris'imiz 27 oldu. Bir de süresi tekrardan resetleniyor bakın. Şu an sadece bir item var. Ama 208 AD'miz var. Yani mesela Caitlyn'e bakalım. 140 AD'si falan var. Yani öyle düşünün. Çok güçlü.
İkinci item ben genellikle Age of Night gecenin kıyısı alıyorum. Genellikle skill'leri early'de yememek için. Bu şekilde build'imi devam ediyorum. Buraya Age of Night alıp ondan sonra Yomo bir de bombardıman giderek build'imi öyle genellikle tamamlıyorum. Ya da bombardıman yerine tekrardan çok aşırı tankları varsa böyle burada şu an yok. O zaman da Dominic alıyorum. Bu arada Senna'nın ruh işi bir tık nerflendi. Daha az ruh düşüyor ama bu şekilde daha fazla şu an iteme sahip olup tekrardan late game'de eksik ruhu aratmıyor. Ben W deneyeceğim. Mastery Doja'da. Bu arada ölmüş olma ihtimalim benim var mı? Çok yok gibi. Var gibi ya da. Yapacağız. Ben şuradan sızmaya çalışacağım. Ah be. Dojlayamadım. Totem Q attım adamlar yavaşlasın diye. Ben de hız kazanıyorum. Approach Velocity türünden dolayı ama Flash Q'sunu dojlayamadım. O yüzden öldük. Enti. Şimdi mid'e ulti bakabilirim bir anda. Böyle hopladımış. Tam CC yemişken ulti bakarsanız genellikle kaçırması imkansız oluyor. O sayede de kolay bir kill katkınız daha oluyor. Topta Herald var. Top 2'yi vereceğiz. Dragon alınabilir. Hangisi? Zaten Dragon'u alacağız. O yüzden ben top 2'ye yardım etmeye çalışacağım. O sırada Vision'ları da alabiliriz. Bu arada Umbra'yı da tercih edebilirsiniz itemlerde. Ben buraya yardım etmeye çalışacağım. Umarım ölmeyiz. Tante ulti atarsa güçleniyor çünkü çok fazla. Ah be, Janna da gelmeseydi belki kesebilirdik. Tekrardan bir minyon da alabiliriz. Bu arada vergimiz yok çünkü minyonlayabilirsiniz. Kendiniz ADC gibi düşünebilirsiniz bu vergisi gelmeden. Yani gold'da zaten bu item hem gold veriyor hem de üstüne minyonlamaya da devam edebiliyorsunuz lane'de çok rahat bir şekilde. O yüzden çok bozuk yani. Base atıp item aldığımız zaman şimdi ne kadar itemlerin farkı olduğunu oyundakilerle göstereceğim size. Bakın Hubris şu an ekstra AD vermiyor. Kill almanız lazım Hubris'ten ya da asist almanız lazım ekstradan vermesini istiyorsanız. Teleport geldi. Kimden? Mordekaiser geldi. Ultisi olabilir. Morde'den en azından stack kasabilirsiniz. Adamı kesemezsiniz bile. Tamam. Artık geri çıkacağız. Base alıp itemimizi bitireceğim. Şimdi ondan sonra şimdi size itemleri göstereceğim. Oyundakilerle dakika 20'de ne kadar item farkı yarattığımızı. 80 ruh fena değil. 100-120 üstü güzelleşmeye başlıyor. Şimdi yoğmaya gideceğim. Bakın 1 item, 2 item, ayakkabıyı da sayın. 3 item, 4 item, 4.5 item. Şimdi oyundakilere bakıyorum. Karşı edikleri 1-2 item, supportları 4 item, supportlar güçlü şu an metada bakın bizim support da 3-4 hatta 5. itemini alıyor. Biz 1-2-3-4.5 itemiz ama oyundakiler genellikle 3 item, 3 item, 3 item ayakkabıyı da sayarak 2 item, 3 item, 2 item. Fight'a geldim. Bir de bakın of attım damage'e bak, attım damage'e bak, normal değil, normal değil. Mastery'ini yaptığına bak. Zank, 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 zank. Allah! Ne bu? Ne bu çar? Ne bu çar? Yani normal değil. Çok rahat elo katabilirsiniz. Sadece acilen şunu yapın. Hemen vision'ı temizliyoruz. Bakın daha vision'larınız var. Her yeri vision'layabilirsiniz. Vision kaybetmezsiniz. Hemen baron alıyoruz. Şimdi Baron'u aldık. Yomo'yu bitirdik. 5 item olduk. Hubris'imiz 33 oldu. 341 AD'miz var. Mastery'ye bakalım. 210 AD yani arada. Ya da Rek'sa'ya bakalım. 220 AD. Sante'ye bakalım. 110 AD. Kimsenin AD'si sizinle kapışamıyor. Ve düz vuruşlarını normal üstünde vuruyor. Düz Q düzler özellikle. Bakın tank bile olsa göstermeye çalışacağım. Düz. Yomo bastım. Düz Q düz. Öldü. Bu kadar. Yani bu kadar güçlü. Yomo'yu da kullanabilirsiniz bu arada aktif olarak. Tekrardan bir vision yapacağız. Top side jungle'ını her zaman ben kendim visionlıyorum. Bot side jungle'ını da supportunuz ya da duo'nuz visionlayabilir. Böyle üstü siz altı o şeklinde oynayabilirsiniz. Bakın. Q. Düz. W düz. Bitti. Bitti. Yani çok güçlü. Farm almayacağım muhtemelen şu an. Yük gelsin diye 102'ye ulaştık. Şu an daha da güçlendik demine göre. Şurada Mordekaiser'a yapacağım bir damage testi. Burada Vision var.
Tarayıcı ile şimdi oranın vision'ını alacağız. Yoğmamız da var. Tamam. Age of Night ile zaten ilk skill'lerden kaçabiliyorsunuz. Bu arada dakika 20'den sonra alınan red ve blue'lar bütün takımınıza otomatik olarak gidiyor. Ama eskiden %5 can yenilemesi yapıyordu. Artık %3 yapıyor. Blue eskiden %20 yetenek hızı veriyordu. Gel içeride koş. İçeride koştuk. Şu an bir tek beni görüyor. Düz. Q. Ulti. Tamam. Güzel. 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 Bunu da kesebilirsek. Tamam. 1 kill ile 3 kill. Çok 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 iyi. Hubris'imiz 41 oldu. AD'miz 344 oldu. Son item bombardıman da alabilirsiniz. Kolektör de alabilirsiniz. Ben bombardıman alıp çok çok daha uzaktan vurup bayağı rakibe acı çektirmek istiyorum. Bu dakikadan sonra yapmamız gereken makro oyunsa Baron çevresinde hani Baron'un gelmesini sağlayıp yani Baron'u beklemek. Baron gelene kadar rakibi piklemek, farmlamak. Toptaki ikinci kule duruyor. Top 2'ye oynayabiliriz. Baron'a 2 dakika 50 saniye var. 3 devam. Bir limit test yapmak istiyorum. Şu an takımla oynamanız daha mantıklı ama ben şu an video için bir limit test atmak istiyorum. Ne kadar güçlüyüz acaba diye. O yüzden pushlayalım. Gel gel devam edelim. Bir tur ölelim bence. Tamam okey 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 okey. Adam yanaşamadı bile korkudan. Düz vurdum. Düz vurdum. Düz vurdum. Düz vurdum. Bu adam tank biraz. Düz vurdum kestim. W ulti kalkan aldık. Of ya. Çok güçlü. Cidden çok güçlü. Bak Beyzat'ı bir item bile almadık. Böyle yumrukları tokuşturalım hep birlikte. Aa Sante de geldi derken rakip artık dayanamadı acı çekmeye. FF'i yapıştırdı geçti. Aynen yani normal bir şekilde oyundaki most damage'i çıkartıyorsunuz. Şu an biz 3 maçtır oynuyoruz. 3 maçtır kazanıyoruz dedim artık bunun videosunu çekeyim. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz bir like bir de abone olursanız yapmayacağınızı biliyorum ben. Çünkü ben de genelde bunu duyunca yapmıyorum ama yaparsanız çok teşekkür ediyorum. Yapmazsanız da canınız sağ olsun yorumlarda. Görüşmek üzere. Türkçe bay bay.